Ben şimdi tefekküre dönüşüyorum. Tefekküre geçeyim. Tefekkür. Tefekkür hakkında çok ders var ama bu yeni. Tefekkür ederken enfüse geçiyorsun. Bakayım neredeydi? Dur şurada. Oraya geçmeden ben bir yerde okuyayım şurası. Allah'ın subuti sıfatlarından akıl yoktur. Allah'ın zatı ve subuti sıfatlarının içerisinde akıl yoktur. Fakat irade vardır. Ondan irade aklın içinde değildir ki. Ondan İrade aklın içinde değildir ki vicdandadır. İrade. İrade akıldan daha camidir. Peki akılla irade mukayese edecek şimdi. Yani dedim ya akıl tabirlerle, kavramlarla görür, düşünür. Kavramınızı zenginleştiriyorum. İrade akıl mukayese ediyorum şimdi. İrade zihindedir, akıl dimağdadır. İrade daha cami gözüküyor. Aklın üstünlüğü, peki akıl mı üstün? Hayır, öyle denilmez. Elma mı daha iyi, ayva mı? Ya bunlar hepsi başlı başına başka şeylerdir. Ama aklın üstünlüğü kelam ilahiye mazhar olmasıdır ki akıl neydi? Akıla vahiy geliyor. Vahiy ne demek? Kelam ilahi. Kelam ilahi. Kelam ilahi içinde ne var? İlim, irade, kudreti tazammül eder. Bak, Allah'ın kelamı, Kur'an'ın kaynağı. Lef-i mahfuza inene kadar kelam-ı ilahi denilir. Lef-i mahfuzdan peygamberimize inene kadar buna vahiy denilir. Akla vahiy geldiği için vahiyin içerisinde ne var? İlim, irade, kudreti var. Dolayısıyla kelam-ı ilahi ile yapılanan akılda otomatik ilim, irade, kudret zaten oluyor. Hasan abicim, miraca çıkan zihindir. Akıl miraca çıkamıyor. Ama zihni miraca çıkartan akıl. Bu cihetle vahiy ile yapılanan akıl irade, ilmi, kudreti tazammül ediyor. Ha. Kafirde akıl yok. Kafirde akıl yok. Kafirde tefekkür yok. Nasıl yok ya? Onlarda zeka var. Onlarda düşünce var, tefekkür yok. Çünkü Kur'an aklı devamlı öneriyor. Akla vurgu yapıyor, zekaya değil. Akıl ne kadar akıllıdır insan, vahiy muhatap olduğu kadardır. Peki, nasıl anlarım ben vahiye aklım ne kadar muhataptır? Şunu anlarsın. Aklın ne kadar akıllıdır onu anlarsın bak. Madem akıl Kur'an'ın onayladıysa, kelam-ı ilahiye vahye mazarsa, ha kelam-ı ilahi ne var? Kelam-ı ilahi de ilim, irade, kudreti tazammül ediyor. O zaman sen vahiyi, ilim, irade, kudreti tazammül ettiği için sen ne kadar vahye muhatapsan o kadar akıllısın. O kadar akıllısın. Yani iradeyi biliyorsunuz ibadetullah. İbadetullah. Kudret ise eylemseldir.
Dolayısıyla akıl üç sıfatı tazammun ediyor. İlim, irade, kudret. Mustakil düşünürsek akıl dimağda, irade vicdanda. İrade daha cami. Fakat vahye mazhar olan akıl ise iradeyi de tazammun ediyor. Çünkü irade ilim kudreti tazammun ettiği gibi. İlim seçme değildir. İlim seçemez. Bunu irade yapar. Tabirleri, tanımları bilmesek aynı şeyi konuşur, anlıyoruz, zannederiz ama farklıyız. İlim seçemez, tercih edemez. Bunu irade yapar. İlim bilgi değildir, malumat değildir, düşünceler değildir. İlim tasdiktir, dönüşmektir. Dönüşümü kabul etmektir. Ona bürünmektir. Yerini söylüyorum. Tahayyül, hayal etmek. Tasavvur, düşünmek. Taakkul, itibari ve nisbi. Soyut ve somut. Hakikatlere, kanuniyetlerine sahip. Bir üstü, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik. Tasdik neydi? İlim. Yani bu süreçlerin, tahayyülün, tasavvurun, taakkulun dönüşümü kabul edip dönüşme halidir ilim. Onun için seçme hakkı yok, seçmeyi irade yapar. Hayret ya, yarım saat oldu, yeni girenler var. Ben şimdi bir yer var, onu okuyacağım size Allah'ın izniyle. Onu şey yapayım. Tefekkür. Tefekkür ederken enfüse geçiyorsun. Hem zamanın hem mekanın arkasına geçiyorsun. Ötelere doğuyorsun tefekkürle. Kendini kendine açıyorsun tefekkürle. Tefekkür aynı zamanda sorumluluk olanlarda, vefa sahibi olanlarda, hepsinden önemli maddi ve manevi takva sahibi olanlarda ortaya çıkar tefekkür. Tefekkür seni düşündüğüne, aklettiğine, tasdik ettiğine ki ilim seni taşır. Yani tefekkür düşündüğüne, aklettiğine, tasdik ettiğine dönüştürür. Oraya taşır. Artık ehli tefekkür kendisinden lezzet almaya başladığı için tenkit de takdir de onun için eşit olmaya başlar. Ehli tefekkür için enfuse taşındığı için enfuse taşınamayan tefekkür edemiyor. Kafirde tefekkür yok. Düşünce var. Tefekkür kendisi bizzatihi neticedir, ücrettir, lezzettir. Kendisini kendisine açar, kendisi kendisinde seyahat eder, kendisini keşfeder, zaman ve mekanın arkasına geçerek kendisini de yönetmeye başladığı için tefekkürle artık tenkit ve takdir tefekkürün nispetinde etkilenmez hale gelir. Abi bir soru sorabilir miyim acaba? Sor. Abi şimdi ehli küfrün tefekkürü yoktur. Yani enfüs alemine geçemiyor. Kendi enfüs aleminde doğamıyor. Ama hem etrafımızda baktığımızda hem bu psikoloji uzmanlarına baktığımız zaman değişik adamlar var. Meşhur yani böyle kitaplar var, insanların ellerinde dolaşıyor. O adamlar böyle kendi dünyalarında sanki seyahat ediyorlar. Sanki böyle duygu noktasında, his noktasında değil de sanki onlar duygu noktasında böyle bazı keşifler, bazı nüansları yakalayıp onları da kitap haline getirip satıyorlar. Bunların bu halini düşünce olarak mı ele almak lazım?
hukukumla bir değerlendirmek gerekiyor acaba? Çok güzel maşallah. Davut'tu değil mi? Davut abi. Bak. Birincisi, ben böyle bir şeye rastladım. Ondan sonra izah edeceğim. 1992'de Boğaz Köprüsü'nün, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün sağ tarafında Beykoz var. Beykoz'da bir Amerikalı Müslüman, çok sakalı da uzun böyle, isim vermeyeyim, o kardeş beni tanıştırdı. Amerikalı'nın cemaatindendi. O kardeş beni tanıştırdı. O adam 7 seneden beri Türkiye'de, Amerikalı Beykoz'da ev tutmuş. Vazifesi ne biliyor musun? Eski eserleri İngilizceye çevirmek, Amerika'da kitap basmak. Yani kadim bilgelikleri gavurlarda yoktur. En bunların ilerisi babaları şeydir, Aristoteles'tir, Sokrates'tir gibidir. Bunların enfusi şeyleri Müslümanlardan çaldıklarıdır, naklediyorlar. Bu beni oraya götürdü. Dedi ki ona ne veriyorsa ücret, bu işte alakalı insanları beni tanıştır dedi. Beni de götürmüştü. Bana dedi ki, para hiç önemli değil dedi 92. Zaman da önemli değil dedi. Yeter ki sen bana, birkaç saat konuşmaktan sonra sohbet ettik. Ondan sonra teklif etti. Aynı anlatıyorum. Para önemli değil. Gelmen de önemli değil. O zaman daha Türkiye'de bilgisayarlar pek de yok ya. Ben sana bir bilgisayar vereceğim. İstediğin kadar da para vereceğim. Ben sana gönderdiğim paragrafları bana çevir Türkçe'ye. Ne yapıyorsun dedim. İngilizce'ye çevir, oradan kitaba dönüştürüyor. Mesela bir örnek vereyim. Şaşıracaksınız. Amerika Irak'a girdiği zaman Amerika'nın tepe genelkurmay ve bilim adamları sizce Irak'ın neresine gitmiştir ilk? Ordu Irak'a girdi. Bilim adamları nereye girdi sizce? Ebu Gureyb hapishanesinin altına girdiler. Her devletin orijinal tohumları olduğu, herkes tohumunu saklar her devlet. Mısır, kabak, karpuz, hurma. El Gureyb hapishanesinin altında Irak'ın en temel gıdalar vardı. Amerika'nın dolar derdi yok. Kendisi zaten kağıt basıyor. Tamam. Sonra nereye girdiler? Kütüphanesini aldılar, taşıdılar. Sonra yaktılar, yandı dediler. Hiçbirisi yanmadı. Çalıyorlar bunları kardeşim. Bu ikinci cevabım. 3. Bunların ustadları şeytan olduğu için 9 tane doğru söylüyor. 1 tane itikat bozucu şeyler söylüyor şeytan. Şeytanda ilim vardı. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Benim şu piyasada psikoloji kitaplar var, dergiler var değil mi? Mesela bizden yana olanlar kısmen birkaç kişi benden izin aldı. Helal olsun. Hocam Hasan kardeşti diyen var, hocam diyen var. Bizim cümleleri, defterleri hele hele 16. defteri tercüme etmiş ve şimdi Üsküdar'da 2,5 milyara bir seans alıyor, muayene alıyor adam. Kitabın ismini vermeyeyim. Benim 16. defterin bir kısmını kendisine göre çevirmiş. Bunu da diyen karısı, karısını boşamış bu meşhur olduktan sonra. 16. defter. İsim vermeyeyim. Çalıyorlar kardeşim. Onun için tefekkür Müslümanadır, düşünce kafiredir. Vicdandadır zihin. Vicdaniyatı hatmedilmişin zihni çalışır mı? Peki Kur'an akla devamlı vurgu yapıyor, zekaya yapmıyor. Ne kadar akıllıdır?
Kur'an'a muhatap olduğu kadar akıllıdır. İyi zekidir. Acayip bir doktordur. Acayip mühendistir ama akılsızdır. Gider mühendis devletin ihalesine fesat karıştıran müteahhitle ortak iş yapar. İnşaat mühendisi. Ama çok zeki. İnşaat mühendisi. Ameliyat yapar doktor. Hiç gerek yoktu. Para için yapar. Kim bu? Akılsız, zeki. Onun için akıl vahye muhatap olduğu kadardır. Muhatap olduğunu nasıl anlarız? Bugün onun fiilini gösterdim. Vahyinin içerisinde üç sıfat var. İlim, irade, kudret. O onlar bizde ne kadar gözüküyorsa aklımız, o kadar aklımız başımızdadır. Çünkü akıl vahye muhataptır. Vahiy de ilim, irade, kudreti tazammun ediyor. Şimdi tefekkür okuyoruz. Tefekkür kendini kendine açmaktır. Devam ediyor tefekkür. Tefekkür seni düşündüğüne, aklettiğine, tasdik ettiğine seni taşır. Artık ehli tefekkür kendisinden lezzet almaya başladığı için, yani kendisini kendisine açtığından dolayı, iyi dinleyin bunu. Bak şimdi, hani Rüştü abinin misali var. Dalgalı denizlerde sandal olur ya, sandal ufak. Lap 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 oynar böyle sandal. Ama der ki Rüştü abi, misali onun, 300 bin tonluk bir gemi düşünün. Dalga vurduğu zaman dalga geri gider, geldiğine pişman olur. Ehli tefekkür, tefekkürün nispetinde içeriye taşındığı için gemisi büyük. Tefekkür kendisinin mekanından ve zamanından, kendisini aşkın olduğundan, felsefe lisanı bu, kendine aşkın olduğundan, kendisinin arkasına geçtiğinden tenkitleri ve takdiri eşit görmeye başlar. Ehli tefekkür bunlar insanların peşindedirler. Tek tük, kaliteli insanın peşindedir tek tük. Bunlar vitrin insanları değil ehli tefekkür. Bunlar toplumun değil, topluma yön veren birkaç kişinin peşindedir. Rüştü abi Zübeyir abi dedi ki, felsef Rüştü Tafral, bu kadar şeyi var, 60 sene, 70 sene emeği var. Ne diyor biliyor musun? Zübeyir abi, Rüştü kardeş dedi, senin gibi bir veya iki tane bırakmadan sakın gelme. Hayatım bunun üzerine geçti dedi bana. Onun için ehli tefekkür, tahayyül ve tasavvur ve taakkulun arkasına geçtiği için, evet taakkulun, aklın da arkasına geçtiği için, tefekkür yöntemdir. Tefekkür kamyondur. Fikir yoldur. Dağ zihindir, dağ. Dağ yolu böyle. Ondan sonra kamyon tefekkürdür. Ondan sonra ne yapar? Oralardan yük alır. Tefekkürü konuşuyordu. Kendisini kendisine açmaktı. Devam edine bakayım nerede kaldım. Kafirde düşünceler var, tefekkür yok. Tefekkür, kafirde düşünceler var, tefekkür yok. Tefekkür, ismi hakime mazariyet ister. Adeta tefekkür, aklın gözüdür. Tefekkür, kuvve-i akliye, kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye dengesinden çıkar veya bunları dengeye getirip kıblesine koyandır. Bu da ilk defa. Bir daha. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviyenin bütünsel halinden ortaya çıkıp bu üç kuvveyi dengeye getiren kıblesine koyandır veya A eşittir B ise B eşittir A. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviyenin vasat mertebesinin bütünselliğinden insanda uyandırılandır.
Ki aklın sıfatıdır. Aynı zamanda tefekkür bu kuvveleri kıblesine koyar. Tefekkür varlığın, vücudun bizdeki karşılıklarını kavrama varlığın, yani ne demek? Vücudun bizdeki karşılığı var ya, zihin. O onları uyandırıyor. Tefekkür realitedir, vücud haricisidir, mahluktur. Allah Allah, nasıl mahluktur? Tefekkür ettiğin şeye dönüşmesen zevk alamazsın. Örnek veriyorum. Bak, bu zencefil. Bak, zevk alacağım. Maddi şeylerde zevk olur. Maneviyatlarda lezzet olur. Şimdi bu ne oldu? Zihine dönüştü. Şimdi tefekkür varlığı, mevcudu bana dönüştürüyor, ben ona dönüşüyor. Neyse. Akıl kavramlarla düşünür, tefekkür hem mevcudun hem kendisinin arkasına geçilir. Tefekkürle tefekkürün arkasına bile geçiyorsunuz. Tefekkürle tahayyül ve tasavvurun, zamanın ve mekanın arkasına geçiyorsunuz. Hatta tefekkür aklın sıfatı iken aklın arkasına geçiyorsunuz. Kendinin arkasına geçiyorsunuz. Tefekkür seni aklın arkasına geçiriyor. Tefekkür artık yaşamdır. Yaşadığın içsel alemindeki ummandır. Kimse oraya ulaşamıyor. Şeytanın tefekkürü yoktur. Şeytanın ilmi vardır. Şeytanın düşüncesi vardır, bilgisi vardır. Yoktur tefekkürü. Tefekkür kutsidir, ulvidir. Arif kamillerde ortaya çıkandır. Tefekkür kuvve-i akliye, kuvve-i gadabeye, kuvve-i şeviyenin vasat mertebesinin bütünselliğidir. Hasan abiciğim. Evet. Hasan abim. Silivri'de üstadı sizinle konuşturan tefekkür müydü abi? O mu oldunuz acaba? Siz kendi kendinize mi söylediniz bunu? Tefekkür. Zihnin bütünlüğü abi. Bendeki o, ondaki ben diyoruz ya. Bendeki o, tamam mı, bütünlüğü benim zihnimi kaplayanlardır abi. O yüzden konuşan da o. Kimi düşündüyseniz, kimden duyduysanız o konuştu diye ben inanıyorum abi. Ben böyle düşünüyorum abi. Benim de tefekkürüm var. Zihnim ne kadar uyanmışsa uydu. Değilse zanlarımdı. Ama neticede, peki önemli değil. O mudur değil midir? Mesela o değil ki. Benim işime yaradı mı yaramadı mı? Beni yapılandırdı ve tutundu. Yalnız değilim dedim. Bitti. Netice bu mu? Beni kuyudan çıkarttı mı? Elhamdülillah. Tefekkür mevcudun arkasına seni taşıyor. Allah Allah. Tefekkür mevcudun kabirden bahsetmiyor. Cennet cehennemden bahsetmiyorum. Tefekkür mevcudun arkasına taşıyarak seni vücutla tanıştırıyor. Tefekkür eylinin cennet davası olmadığı gibi cehennemde endişesi yoktur. Tefekkürün uçlarından bahsediyorum. Tefekkür eylinin cehennemin sahibi olan Allah'a kaybetmektir. Cehennemi bu. Tefekkür ehlinin cenneti ise cennetin sahibini bulmaktır. Derdi rıza ilahidir. Rıza ilahi hiçbir şeye benzemez. Derdi odur tefekkürün. Bazı insanlar buna ciddi ihtiyaç duyarken tefekküre, bazı insanlar değil ihtiyaç hatırlarına bile gelmiyor. Tefekkürle varlığı zevk ettiğin,
Tefekkürle varlığın zevk ettiğin şeyi tefekkürden mahrum insanların yaşaması şöyle dursun, hayaline ve rüyalarına bile gelmez. Son cümlem buydu, şu. Tefekkür ehlinin yaşadığı var ya o haletler, hazlar. Hazlar zevk. Ehli dünyanın değil böyle bunu düşünmesi, istemesi, hayal etmesi rüyalarına bile gelmez. Tefekkür ehlinin yaşadığını ehli dünya rüyasına da gelmez, hatırına da gelmez. Ne mutlu. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَتُ تُنْ خَيْلًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Daha ne olsun? Allah söylüyor. Celle Celaluhu bil mana. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَتُ تُنْ خَيْلًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse, hikmet ismi hakim. A çekmiyor, i çekiyor. Hakim. Hikmet ehli, hakim ismine mazhar. Bir de bu ismin mertebi azamı var. Ustad. Tefekkür. Kendinin arkasına bile geçiyorsun. Artık kendini kendinde seyrediyorsun. Kendini kendinde seyrediyorsun. Ya niye böyle oldu, nasıl gitti falan derlerken ehli tefekkür orada Allah'ın konuşmasını çözmeye çalışır. Ya evim gitti, yandı, şu oldu, bu oldu, şu oldu, böyle oldu Türkiye. Burada ehli hikmet, ehli tefekkür, hikmet ehlidir. Arkaya bakar, o olayın niye böyle oldu kendisine değil, Allah'ın bu konuşmasıdır. Bu konuşmasını çözmeye çalışır. Ehli tefekkür, rıza ilahiye mazardır. Evet, ısınmamız bitti. Nasıl ısınmak idiyse. Şimdi aklın ifrat tefrit vasat mertebesinden konuşacağız. Sayfayı söylüyorum size, dima grubuna. Size dima grubu ve bir de ne bölgesiydi Mehmet kardeş? Dima serbest bölge değil de Meclis-i Nurani değil mi? Meclis-i Nurani evet. Oraya gönderdiğim içinde 257. sayfayı açın. Yani lemalar 324. Defterinize, cep telefonunuza gönderdim. Lemalar 324'te açabilirsiniz hangisi isterseniz. Okuyorum. Teşhirini çok istediği bütün hünerlerini Cenab-ı Hak, kemalatını isara vesile olan o ustatlığını ve sanatını onlara havale ediyor diye zannetmek ne derece akıldan uzak ve cehalet olduğunu anlarsın. Gördünüz mü abiler? Şimdi içeriye gireceğiz. Tamam. Şimdi bitti, metin bitti. Akıl senin ihtiyarın dışında sana rağmen devamla çalışıyor. Mesela yatsanız veya iş yapıyorsunuz. Affedersiniz, tuvalettesiniz, yemektesiniz. Hiç bu işte meşgul değilsiniz. Ama akıl hala o bazı şeylerde çalışıyor. Sana rağmen çalışıyor akıl. Dimağın bütün birimleriyle, meratipleriyle çalışıyor akıl. Serbest bölgende besleniyor akıl ve üst mertebelerinde de. Akıl öyle bir şey ki, alt mertebesi olan tahayyül ve tasavvurla, üst mertebesi olan tasdik, izan, iltizam, itikatla beslenip sana rağmen çalışıyor. Akıl hiçbir zaman tatille eşgal etmez. Bak ne diyor? Teşhirin çok istediği bütün hünerlerini ve kemalatını ben o sayfanın yani bit yerini aldım. Yoksa o sayfada bütünselde bunlar anlatılıyor. İnsana vesile olan o ustatlığını ve sanatını onlara havale ediyor diye zannetmek ne derece akıldan uzak. Bak akıldan uzak neyi onu anlatıyoruz. Şimdi konuşacağız. Akıldan uzak ve cehalet olduğunu anlarsın. Cehalet unutmayın bilgisizlik değildir. Bilgileriyle bildiğini zannetmektir. Cehalet bilgisizlik değildir.
cehalet bildiğini zannederek bildiklerini de örtendir, bilmeye taraftar ve talip olmayandır. Ülfet belasına sarmalanandır. Bazen ölçüsüz, kaidesiz, sistemsiz ve malzemesiz çalışınca zanlar ortaya çıkıyor. Akıl, Kur'an'a muhatap ama bizim gibi. Bazen aklımız bize rağmen ölçüsüz, kaidesiz, sistemsiz, malzemesiz, tamam mı? Usulü olmadan da çalışıyor. Bu sefer zanlar ortaya çıkıyor. Bunu Emre çok iyi bilir. Şaka dedim Emre. Zanlar ortaya çıkıyor. Zanların bir kısmı haram. Yani çok az kısmı haram. Zanlar adamı adam eder. Adamı zengin eder. Zengin düşünce zeminidir zanlar. Zanlar kalksa tek boyut düşünürsün. Şeytan tek boyutlu düşünüyor. Acaba Allah beni yakar mı? Acaba Allah beni iş yapar mı demiyor. Zanı yok onun. Tek boyutludur. Tek boyutludur. Meleklerin zanları yoktur öyle. Cami zanı yoktur. Tek boyutludurlar. İnsan cemül cemdir. Camül ezdattır. Zan ya. Zan adamı kaliteli yapıyor. Onun için bazen aklımız bize rağmen sistemsiz, kaydesiz, ölçüsüz, malzemesiz çalışınca bazen hüsnü zan, bazen suyu zan da çıkıyor. Mesela bir misal vereyim. Rüyalar o cinstendir. Bazen hiç haberiniz olmazken, hiç haberiniz yokken Kur'an okuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Aa baktı ki Süleyman doktor hatırımıza geldi. Fatih hatırımıza geldi. Ne bileyim. Ben Allah Allah diyorum ya bu adam niye geldi? İşte bu zenginliğimizle hemen alt tarafta evet bedensel mekanımız var. Kimisi Almanya'da, kimisi bir Fransa'da. Bir yerdeyiz şu anda. Azerbaycan'dayız. Mekan öyle ama sistem itibariyle, enfus itibariyle, dima itibariyle, akıl itibariyle aynı yerdeyiz. Onun için zanlar ortaya çıkıyor. Olumsuz zanlar ki bir kısmı ayetle de haram denmiş. İşte aklın ölçüsüz, zeminsiz, malzemesiz, rehbersiz olursa zanları nasıl ayırt edeceğiz şimdi? Zanlar iyi zan, kötü zan, suyu zan, hüsnü zan, suyu ayrak, hüsnü ayrak. Eğer aklın ölçüsüz, ölçü yok, ölçü, metre yok, metre kantar, ölçüsüz, zeminsiz, malzemesiz, rehbersiz. Çalışınca aklın ifrat modu olan suizan olur. Suizan niye olur? Bundan olur. Bir daha okuyorum. Gafur duyuyor musun? Bak. Duyuyorum bazı sualler kafam buluştu. Görmemek için sormuyorum ama. Sor. Sorayım mı? Sor. Abi fani olana baki olan bu malikiyeti verilir mi abi? Fani olana? Baki olanın malikiyeti verilmez. Sahiplik verilir. Çünkü fanidir. Sahiplik de faniye aittir abi. Mani olamaz çünkü tasarrufu yoktur. Şimdi abi akıl bize rağmen çalışıyorsa bizim bir malikiyetimiz yok bunun üzerinde. Biz buna nasıl sahip çıkabiliyoruz? Çok güzel. İşte aklımız işte bu derslere katılmamış. Risale okumamış. Yani Risale okumamış. Bu akıl evet avamidir yani Müslümandır. Kur'an'a muhatap olduğu için aklı var. Bunların ölçüsü yok. Zemini yok. Malzemesi yok. Rehberi yoksa bu akıl suizana doğru kayar. Bu ifrat modudur aklın. Mesela akşama kadar annen veya baban, halan, komşumuz ne bileyim veya sen veya ben akşama sabahtan beri hala o adamı kafaya takmışız. Nasıl dedi ya? Niye dedi ya? Fesubhanallah. Bunu nasıl yapar ya? Bunun demesinin sebebi aklın ölçüsü. Yani ölçü derken kantar, metre, zemin, malzeme rehbersiz olduğundan şeytan müdahale edebiliyor. Şeytan aklın ifrat moduna geçmesine vesile oluyor. O zaman suizan oluyor. Eğer akıl, iyi dinle, ölçüsü var, zemini var, malzemesi var ve rehberi varsa, metresi, kantarı, bu ölçü, iki, zemin, yani bir tencere getir, ölçüyü at, zemini at, malzemeyi at, rehberini at, rehber.
Rehbersiz olan da Fatiha'nın sonunda var ya. Velallin, dallin. Dallin demek, rehbersiz demek. 25. sırada geçiyor. Bir daha tencereyi getir. Ölçüsü yok. Zemini yok. Malzemesi yok. Rehberi yok. Aklın ifrat moduna kayar. Ölçüsü var. Malzemesi var. Zemini var. Rehberi var. Aklın vasatına kayar. Sonra devam ediyor. Tamamen lakayt kalıp bazıları da ya bu dersi duyunca ne der? Şöyle der arkadaşlar. Bazıları bir derse katılsa komşunuz, akrabanıza verseniz bu dersi veya yanınızda otursa şöyle yapar. Bu adam lakayt, ilgisiz, manasız, asılsız, kendisiz olan, yani adam kendisiz, kendisiyle meşgul olmamış, tanımlanamamış, kendisini kendisine açmamış, kendisi kendisinde seyahat etmemiş, kendisiyle meşgul olmamış, kendisiyle zevk almayı yolunu tercih etmemiş, denememiş, şahidi olmamış bu insan lakayt olur. Bu adam da buna aklın tefrit modu ki buna ademi kabul deniliyor, buna cehalet. Buna da ustad kuvve-i akliyenin tefrit modu gabavet, ifrat modu celbeze, vasatı hikmet. Aklın ifradına celbeze var ki suizan. Aklın tefriti işte lakaytlık, akılsızlık ise buna da cehalet. Şimdi eğer gönderdim size cep telefonunuzda, oraya bakarsanız, şemadan konuşacağım şimdi. Bakarsanız istifade daha fazla olur. Oraya bir bakın. Abi bir soru sorabilir miyim? Sor Davut. Abi aklın ifrat ve tefrit modunu bu devirde düşünecek olursak hangisi daha çok ağırlaşıyor? İnsanlarda biz de bunu kendimizde tecrübe ediyoruz zaman zaman. Şu insanlar daha böyle insanı daha rahatsız ediyor. Onunla daha böyle bir tahrik olmak, çünkü suizan aslında tahrik edici biraz da. İnsanı hareketlendiriyor sanki. Cehalet ise daha sükuniyetli, böyle daha böyle ademi bir hal gibi geliyor. Kardeş. Sefahetten dolayı mesela hangisi daha ağır basıyor? Şimdi suizanın zirvesi ne biliyor musun Davut? Suizanın en zirvesi Allah'adır. Allah'a suizan ediyor. Mesela Allah beni affetmez, Allah beni yakar, Allah insan gibi düşünür, verirsem alırım, iki verdiğim iki alırım. Vermeden de verir. En suizanın en zirvesi Allah'tır, tövbe. Allah'a suizan eder. Beşer gibi düşünür. Sonra kendisine kıymet vermez, emniyet vermez, kendisine zaman ayırmaz. Ezan vakti geldiği zaman şu işim bitsin yaparım. Veya derse davet ettiğin zaman kitap oku deyince zamanım yok. Zamanı verene zamanı yok. Hep bu. İlk önce Allah'a suizan eder. Suizanın seviyesini anlatıyor. Bu asır insanı bırak. Bu asır insanı alimler yaşadığını söylemiyor. Sen nereden bahsediyorsun? Bu asır ustad söylüyor muhakematta. Kahtul rical. Ne demek kahtul rical? İnsan kıtlığı var. İnsan yaşamamış. Yunus da diyor ya, insan gelmemiş diyor. 10. sözün 11. hakikatında babu insaniyettir ki ismi hakkın cilvesidir. Orada 11 tane madde sayıyor. 11 tane maddeye mazariyetle insan olduğunu fark edersin. Şualar 218'de de 20 vecile insan tarifi var. Kaç kişi insanız? Adam, insan, bu beşerin, avamın babaları, dedeleri olan filozoflar insanı nasıl tarif etmiş? Düşünen hayvandır. Mücadele eden hayvandır. Zevkine koşan hayvandır. Sonunda hayvan hayvan demiş. Hayvan demek bizim sır değil. Canlı manasında. Ama ustada bak insanı nasıl tarif etmiş. Dolayısıyla bu asrın insanı derken bu asrın insanı yok. Öyle bir böyle insan yok yani. Ha biz kendimizden düşünüyorsak bizim sistem şu. Eğer ehli tefekkür olur, aklımıza ölçü. Muhakemat 49. sayfa. Nedir o? Edile-i Nuriye. Nasıl ki Edile-i Şeriye var? Nurcularında Edile-i Nuriye'si var. Bir tanesi nedir?
esasatı kaybeden teferruatla meşgul olur. Değil mi? Ha, şimdi hakikat kaybeden hayalete sarkar. Evet. 3 madem şey yaptın, üçün muazenesiz ve mahkemesiz olanlar çok ağlanır ve aldatır. Başka bir tane de var. Lubu lubu bulmayan meşgul olur. Ha, bunlar hep ölçü bak. Bir daha. Biz boşver, millet gelmemiş böyle bir avam. Onu sil Davut. Sen çoğu derse katılmadığı için bilmiyorsun. Bu o benim abi aslında. Yani onu kendi noktamda söylüyorum aslında. Tamam. Biz he. Bizim aklımız suizana, ilk önce Allah'a suizan ediyor bizim. Bu olmazsa. Sonra kendimize suizan ediyoruz. Yani ben bunu beceremem, başaramam, okuyamam. Ya bu manalar kim, ben kim? Bu kendine suizandır. İyi değilim, kötüyüm, düzelemiyorum. Mesela ustad diyor ki, ölüm zahirde gözüktüğü gibi çirkin değil diyor. Niye böyle kendini kefene sokuyorsun? Çamurlu toprağa, taşa sokuyorsun ya, tamam? Bu kendine suizandır. Nedir sebebi? Bir, ölçüsüz. İki, zeminsiz. Kur'an zeminine, Risale-i Nur zeminine indireceksin. Üç, malzemesiz. Dört, çok mühim, rehbersiz. Akıl çalışırsa aklımız ifrat moduna geçer, suizan eder. Yok, akıl ademi kabul. Ya leylim leylim yaşıyor. Ya bunlar ne anlatıyor? Lakay. İlgisiz, kalıpsız, ölçüsüz. Yani ne diyor? Lan dünyanın dibi çıktı diyor. Sen bağlayacaksın diyor. Lahananı topla, çayını topla, tencereni pişir, gemiyi kurtaran kaptandır veled dalin amin. Bu kim? Aklın tefrit modu. Bu cehalet, gabavet. Basmaz. Anlatsan da basmaz. Kafasına 28'lik çiviyle çaksan girmez kardeş. Çünkü niye? Karar vermiş. Nereye karar vermiş? Cehalete karar vermiş. Yani kendisini kapatmış. Tamam. Adam derse getiriyorlar böyle bir derse. Mehmet direkt bilir. Zeytinburnu'na getiriyorlar. Zeytinburnu'na gelen hepiniz bilirsiniz. Adam gittikten sonra demiş, hem de ne dersiydi ya, çok ilginç bir dersti. Getiren tabi sormuş, merak etti bunu tabi, biliyorsunuz bir daha tekrar edin. Ya nasıl buldun dersi demiş. Ya başka dersi dedi ya, bu madem kimseden bir şey almıyorsunuz, bu halılar nereden geldi diyor. La koca bir saate yakın dersi dedi, halıyı mı düşündün demiş. Bu adam, aklın hangi modu? Tefrit modu. Hiç basmaz. Şimdi aklın tefritini konuşuyorum. Hasan abi. Evet abi. Aklın tefritinde muhakeme var mıdır? Aklın tefritinde ben bir okuyayım. Tefritini okuyacağım. Ondan sonra konuşalım bunu. Tam oradayım. Aklın tefrit modu bedeni hayatı yaşar. Bedeni hayatı yaşayanın aklı nedir? Onu bir şey yapayım size. İnşallah bulurum. Beden hayatı yaşayanın aklı nerededir? Çok önemli. Ha, buldum. Sayfa 194. Arkadaşlar, beden hayatı yaşayanların aklı tefritte şu. O zaman ne olur bedeni yaşıyorsa? Toptan cevap verirsen mide boşkulluktur ama değil. Nefsin aklı heva. Nefsin kalbi his ve heves. Demek nefsin de aklı ve kalbi var. İlk defa duyuyorsunuz. Bitmişti. Bir daha. Beden hayatı yaşayanların nefsin aklı ve kalbi var arkadaşlar. Yeni duyuyoruz. Nefsin aklı heva,
nefsin, kalbi, his ve heves. Bu aklın tefrit modudur. Sonra tefriti okuyorum gene. Nefsin tefriti nefsani arzuları yaşar. Gene tefrit his, heves ve hevasına uygun yaşar. Ortaya çıkan şartlarda devamı değişken olandır. Yani bunları toplarsak dört tane: beden hayatı, nefsani arzuları, his, heves, hevasına uygun yaşar. Ortaya çıkan şartlarda devamlı değişkendir, yalakadır, bilmem nedir. Bu dördünü toplarsak kendisini esas almaktan, kendi nefsine tapınan, ilah edinendir tefrit modu. Kim bu adam, bir daha okuyorum. O nefsini ilah edineni gördün mü, var ya ayeti, kim o? Aklın tefrit modu, yani içeriğini okuyorum. Bedeni hayatı, nefsani arzuları, his ve heves ve hevasına uygun. Çıkan şartlarda ve zamanlarda devamlı değişken, ölçüsü olmayan, yalakadır, bilmem nedir, hoca kesilir, şey kesilir, bir daha da bakarsın bilmem ne yapar. Devamlı değişken, işte bu dört tanenin cem hali aklın tefrit modudur ki kendisi kendisine tapınır. İfratta ise şeytana tapar. Evet, şimdi aklın tefrit modunu konuşuyor, vasatını konuşuyorum. Aklın vasatı zemini vardır, rehberi vardır, yöntemi vardır, malzemesi vardır. İfratı ise zemini hariçtir. İsterseniz elinizdedir o, defterinize bakın. Ben üçünü kıyaslayarak okuyayım, tek tek okumayayım. Aklın tefriti beden hayatıdır. Vasatı zemini vardır, ölçüsü vardır. Aklın ifratı zemini hariçtir. Ne derler diye yaşar. Ne derler, nasıl bakarlar. Aklın tefriti nefsane arzuları vardır. Vasatı rehberi vardır. İfratı ise şeytan ve dal. Şeytanı rehber alır ve rehberi yoktur. Aklın tefrit modu his, heves, hevasına uygun yaşar. Aklın vasat modu yöntemi vardır. İfrat modu şirk, küfür ve inkardır. Aklın tefrit modu ortaya çıkan şartlarda devamlı değişkendir. İnsan devamlı değişiyor. Vasatı ise malzemesi vardır, sabittir, kararlıdır, istikametlidir. Aklın ifratı ise menhus, şeytanı lezzetleri ortaya çıkaran her şeyi kendisine ilah edinir ki nefret, adavet, bu dünya bitmez, tükenmez gaye ve maksatları vardır. Peki, tefrit modunun toplamı kendisini ilah edinir. Vasatı ise sünnet-i seniye içindeki fıtrat-ı asliyeyi vahya muhatap olmuştur. İfratı ise şeytan kumandası altına girerek ona asker olmaktır. Yani eğer gönderdiğim resmi cebinizde bakarsanız anlarsınız. Yoksa duyarak o bu şekli görmeden anlamazsınız. Bu konuştuğum bu şemayı görürseniz anlarsınız. Yoksa anlamazsınız. Demek ki aklın ifrat tefrit modundan bahsettik. İşaret edeceğiz da bildiğiniz bir şey bir daha tekrar edeyim. İfratı aklın cerbesidir. Vasatı hikmettir. Tefriti gabavettir. Bunu ne demektir yani bu? Yani basmaz mı? Basar, kendini basar. Kendini ilah edinir. Bedeni hayatı, nefsani arzuları, his ve hevesine, hevasına uygun yaşar. Ortaya çıkan şartlarda devamlı değişkendir. Şartlar neyse ona göre şekil alır. Kendisini uyanık zanneder. Milleti kandırdığını, onlardan, siyasette bu çok var böyle. Onları kandırdığını, onlardan şey yaptığını falan kendisini çok zeki zanneder.
Ama Hikmet Eylül böyle bakar, hiç şeyi de kırmaz, potu da kırmaz. Kırmaz onu, böyle bakar ama ses yapmaz. O zanneder ki Hikmet Eylül'ü kandırdım. Oysa Hazreti Ali'den naklediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisi, mektubatta var. Bunlar Hikmet Eylül'leri Allah'ın nuruyla bakarlar diyor. Onlar Hikmet Eylül'leri bunu da görür, onu da görür ama perdeyi yırtmaz. Tamam. Şimdi aklın ifrat ve modun tefrit vasatından bahsettik ve saat 1,5 saat oldu. Bunun yarım saatini veya 45 dakikasını ısınma tabirleri vermişse 45 dakika oldu zannediyorum ama bir yerde okuyayım. Bir yerde okuyayım. Ondan sonra keserim. Bir yerde okuyayım. Sayfa gönderdiğim size defterde 241. Sayfa 245 defterin lemalar 176, lemalar 183. sayfadan. Bu metni de okuyorum, keseceğim. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl filozoflar kabul etmişler? O yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Metni gördünüz. Şimdi okuyorum. Gördünüz değil mi orayı? Heh. Lemalar 176, 183. Bir daha okuyayım, çok mühim. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl filozoflar kabul etmişler ve ya kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor ya. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü niye görememişler yani? Şimdi bunun bizimle alakalı yerini, benim anladığımı okuyorum. Kur'an'a tabi olmayan akılla aklıma hakim olamazsınız. Kur'an'a tabi olmayan bir akılla aklınıza hükmedemezsiniz. Bir daha. Aklım aklıma bela. Düşüncelerimi kurtaramıyorum. Düşüncelerimin şerrinden düşüncemi kurtaramıyorum diyorsan, aklımla hakim olamıyorum. Aklım bana rağmen çalışıyorsa sebebi, biraz önce vasatı vardı ya, ölçü, ölçüsüz, zeminsiz, malzemesiz, rehbersiz veya tersi. Demek ki aklına hakim olmanın yolu vahye tabi olmaktır. Aklımla aklına hakim olamayacağından kendi mesleklerinin iç yüzlerini görememişler. Aklıyla aklına hakim olamadığından mesleklerinin iç yüzlerini görememişler. Çünkü, iyi dinleyin, burası çok önemli. Onun için kesmedim bu akşam. Çünkü bu akıl yapılırken, bizim aklımız yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu akılla aklını bu kainatın hakikatına ihata edemezsiniz. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu kainat yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla kainatı ihata edemezsiniz. İhata edemediğin şeye hakim olamazsın. O zaman bu aklın ustasına aklını bağlarsan ki vahiydir, aklının arkasına geçip aklına hakim olursun. Sıkıntılar basamak olur, keyif olur. Mesnevi Nuriye'de çıkarttım bunu, benim düşüncem değil. Diyor ki, bir mana söylüyorum. Bu akıl yapılırken diyor, bu akıl kullanılmadığı için, bu manayı söylüyorum, hani böyle değil de böyle geçiyor. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklına hakim olamazsın. Yani sana gayeyi veren kendisi daha evla bir gayedir. Sana bekayı veren, beka zannettiğin şeylerden daha önce baki olması lazım. Şimdi devam ediyorum. Bir daha, çok mühim, 3 defa olsun. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla aklına hakim olamazsın, ancak vahiy ile olursun. Ancak bu akılla kainatın içeriklerinin itibari ve nisbi namus ve kanunlarını ihata edebilirsin. Ancak kainatın dışından kainata bakan, kainatın dışından
kainata bakan akılla kainata hükmedersin. Ki bu da vahiydir. Vahiy nedir? Haşa, misal vereyim ve ders bitti. Şems ezeli güneş. Tamam mı? Şems ezeli güneş. Güneşin ziyası vahiy. Ağaç sensin. Ağaç, insan bir şecerdir, ağaca benzer. Ha, ağaca bakın, yeşilliği. Ağacın yeşilliği, ağacın canlılığı, çiçeği, yaprağı. Sebebi kim? Ateş tüttü olan güneş. Güneş ateştir, sebebi olduğu ağaç yeşildir. Hani bazılar şu soruyu soruyor ya, Allah Halik, mahluku nasıl yarattı? Allah mahluk değil de mahluku nasıl yarattı? Ondan sonra Allah, ne kadar çoğaltırsan çoğalt, ezeli ve ebedidir, fani nasıl yaptı? El cevap, güneş 1 milyon 400 bin santigrat derecede olan bir ateş, nükleer santral, ateş, ağacın canlılığına sebeptir, yeşilliğine sebeptir. Onun için doktorum da bilir, doktorlar der ki, D vitamini, güneş enerjisi az alanlar, yeşil sebzeleri, yeşil bitkileri yesin. Yeşil. Biber gibi. Ne bileyim salata gibi. Yeşil. Ha, bakın. Güneşe bakın. Ha, ağaç sensin. Güneş şems ezelidir. Ziya vahiydir. Yani bu hidayettir. Hidayet, vahiy. Eğer sen bunu onaylarsan iman olur, itikat olur. Yani onaylamayı söylüyorum. Çiçek olur, yaprak olur, ağacın hayatı olur, kokusu olur, tazı olur, tadı olur, şekli olur. Güneş görmeyen meyvenin tadı da olmaz. Demek ki şems ezeliden gelen foton yani hidayet, yani vahiy. İşaret-i caz 61 geliyor. Ağaç bunu onayladı. Yaprak çanak anten gibi gelenleri aldı. Ondan sonra güneşten aldığının bir kısmını yaprak, koku, renk, meyve, canlı, yeşil durmasına sebeptir. İşte biz bu ağaç ile güneş arasındaki foton yani vahiy, biz bunu onaylarsak geçiyorsun buraya, buradan bakıyorsun. Gözüne gözlük veriyor, aklına akıl veriyor, kalbine kalp veriyor vahiy. Bunu onayladığın için. Bu onaylanmak demek ilim. İşte bu ağaç bir daha güneşi onaylarsa ki ağaç olmuş, bu sefer kendisinden çıkıyor, geçiyor güneşe. Çünkü nasıl anlıyoruz? Odunu yakarsanız küçük güneş çıkar. Güneşe benziyor çıkan. Ondan sonra geçiyorsun. Vahiy onaylayınca aklının arkasına geçip aklına, kainata hakim oluyorsun. Bu akşamlık bu kadar. Cenab-ı Hak izan ve idrak ve hüşyar versin. Hizmet-i imaniye, Kur'an'ı da sebat ve istikametten ayırmasın. Evladı iyalimizi, usul ve furularımızı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizim dua ettiklerimizi ve bize dua edenleri Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni, şeytanların şerinden hüsnü emin eylesin. Kimsesizlik mahşetinden, yeisin zulümatından, erva habisenin izacatından hüsnü emin eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniyeden hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissimizi ziyade eylesin. Ve ya Rabbi devamlı tekrar ettiğimiz ki peygamberin bize söylüyor, ısrar edin duada, ya Rabbi ısrar ediyoruz. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı lütfun, İsa'nın ikramın olan hizmet-i imaniye Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan, eksikliklerimizden bizi birbirimizden imtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, beşeriyetimizin iktizasından olan günahlarımızdan, eksikliklerimizden, noksanlıklarımızdan bizi birbirimizden imtihan edip suizan ettirme ya Rabbi. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan, noksanlıklarımızdan, anlayışsızlıklarımızdan ve eksikliklerimizden dolayı birbirimize imtihan etme ya Rabbi, suizan verdirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, imtihanımızı suhuletle kolaylaştır ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eyle ve ustadımıza talibe ya Rabbi kendine kul kabul eyle. Ve ahir davakum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas salavat.